Evet değerli arkadaşlar Bir Spor Analiz TV videosuna da hepiniz hoş geldiniz. 16 Mayıs Cumartesi gününün maçlarıyla karşınızdayız. Peki ne var 16 Mayıs günü? Bundesliga var. O kadar mutlu oldum ki abi anlatamam. Yani unutmuşum biliyordum başlayacağını ama boşuma geldi sanırım. Unutmuşum bültene girince gördüm. Bir sevindim anlatamam yani ne kadar sevindiğimi. Bunun şerefini Bundesliga'nın dönüşünün şerefine de e, rekor beğeni istiyorum sizlerden ve abone olmayan arkadaşlarımıza lütfen abone olsun. E, bizi ilk kez izleyenler olabilir. Uzun zamandır iddiaya ara vermiş olabilirsiniz. E, neler yaptığımızı eski videolarımızdan bakabilirsiniz arkadaşlar. Maçlar yokken bile Belarus'tan Nikaragua'dan birçok kupon tutturduk. E, hatta son 3 kuponumuzun ikisi gelmiş olmalı. Yani son video değil bir önceki videoda 2 tane kupon birden tutturmuştuk. Umarım Bundesliga birlikte de e, daha da kazancımızı arttıracağız. Şimdi ben 5 tane maç seçtim. 2 e, tane Bundesliga var 2 tane... Almanya 2 var. Yani Bundesliga 2 var. Bir tane de yine Belarus'tan maç aldım ama rezervlik maçı. Onu kesinlikle karıştırmayın. Rezervlik maçı olacak o. Binicilik değil kesinlikle unutmayın. Ee, şimdi Bundesliga ile ilgili, Almanya ile ilgili de şöyle bir uyarıda bulunayım. Biliyorsunuz uzun zamandır maç yapmadıkları gibi uzun zamandır antrenman da yapmadı bu futbolcular. O yüzden çok fazla belirsizlik var. Misillerinizi e, yüksek tut, tutmanızı önermiyorum. Kesinlikle düşük oynayın. Çünkü ne olacağı pek belli olmaz bu maçlarda. Yani ilk hafta maçları gibi düşünebilirsiniz. bunu Uzun bir ara verildi sonuçta diyelim bütün hatırlatmalarımızı yaptık. Şunu da söyleyeyim. Şimdi ben kupon paylaşmıyorum pek fazla burada ama maçlarımı veriyorum. O maçlar üzerinden isterseniz benim oynadığım kupon oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. İstediğiniz gibi kendi kafanızda yatan maçları alıp oynayabilirsiniz. Benim hangi kupon oynamak istediğimi, benim hangi kuponu oynadığımı merak eden arkadaşlarımız olunca da bir Instagram hesabı açmıştım. Oradan paylaşıyorum. Sağ tarafta görüyorsunuz Instagram hesabından. Maçlar başlamadan 2 saat önce falan kuponları atarım oraya. Genelde öyle yapıyorum. Instagram olmayan arkadaşlar da yine Nesine hesabından bizleri takip edebilirler. Yine aynı saatlerde oradan da kuponları paylaşıyorum diyelim. Şimdi hevesle ve heyecanla maçlarımıza geçelim. saat sıralamasına göre yaptım. Ben önce Belarus Rezerv Ligi ile başlayalım. dediğim gibi birinci lig değil kesinlikle karıştırmayın. Rezerv Ligi maçı yani genç takımlar oynayacak. puan durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ligin lideri ve dördüncüsü oynuyor. Bu iki takım ligin en fazla gol atan iki takımı. Dinamo Minsk 8 maçta 23 gol atmış, Ishloch 9 maçta 25 gol atmış. E, i̇ki takımla ilgili şöyle bir ortak özellik de var. İkisi de 6 maçtır kazanıyor, çok formda. İki takım da çok formda. Ev sahibi Dinamo ile başlayalım. 6 maçtır kazandığını söyledik. Bunun üzerine 10 maçtır da kaybetmiyorlar arkadaşlar. Bu da çok önemli. Son 5 maçlarının ekranda gördüğünüz 5 maçın 5'i de 2,5 üst olmuş. Ve dediğim gibi 23 tane gol attı zaten bu takım. Deplasman takımı yoksa dediğim gibi 6 maçları kazanıyor ve onların da oynadığı son 7 maçın 6'sı. Bir tek şak diyor maçı ekranda gördüğünüz 1-0 bitti. Onun dışında 7 maçın 6'sı 2.5 üst bitti. Ve onlar da 25 gol attı. Ben bu maçta da iki takımın gollü bir maç geçireceğini düşünüyorum. Orana baktım oranını da beğendim. 1.40 gibi bir oranı var. Biraz düşebilir maç başlamadan. O yüzden erken oynamakta fayda var. Düşeceğini düşünüyorum şahsen. 1.40 bence 2.5 üst bu maç için fazla bir oran. Erkenden yakalarsak mutlu olurum. 1.40 Oranıyla 2.5 üst diyeceğiz. Birinci maçımız bu şekilde. Şimdi Belarus'u aradan çıkardık. Güzel. Elimizde sadece Almanya var. İki tane ilk önce Almanya ikinci dik maçlarıyla başlayalım. regensburg Hoşten Kiel maçı. Şöyle puan durumunu açayım. İki tane orta sıra takımı. ve 3 maçtır e, galibiyet alamayan iki tane takım karşılaşacak. E, şöyle ev sahibiyle başlayalım. Üç maçtır kaybediyorlar. Yani üç maçtır kaybediyorlar. E, lig bu ara, bu salgın arası onlara onlara iyi geldi diye düşünüyorum. Ve bu son oynadığı üç maçın üçü de 2-3 üç gol olmuş. Bunu bir kenara yazın arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu cepte. Deplasman takımı da yine 3 maçtır kazanamıyor. E, sadece bir beraberlik aldılar orada. Ve 5 maçları da gol yiyorlar. Savunma anlamında bir sıkıntısı var deplasman takımının. Son 5 maçının 4'ü karşılıklı gol var olmuş. Daha da önemlisi son 7 maçının 5'i 2-3 gol bandında bitmiş. Yani ev sahibi takımın son 3 üç maçının 3'ü de 2-3 gol bitmiş. Deplasman takımının son 7 maçının 5'i de 2-3 gol bitmiş arkadaşlar. Peki iki takım aralarında oynadıkları maçlardan olmuş. Şöyle Son 7 maçı oynadıkları son 7 maçı görüyorsunuz. Bu 7 maçında 6'sı 2-3 gol bandında bitmiş. Şimdi 2-3 golün oranı yüksek oluyor biliyorsunuz. 1-70 gibi bir oranı olması lazım. Birazdan bakacağız. E ben bu orandan bu verilerle 2-3 gol riskini alacağımı düşünüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Gayet güzel bir oran. önce eksiklerden iki takımın eksiklerinden de bahsedelim. Sonra orana geçeceğiz arkadaşlar. Ev sahibi Ragensburg'da Saller ve Schneider, Saller cezalı. Schneider ise sakat arkadaşlar. Schneider forvet. Schneider forvet. Deplasman takımının eksiği biraz daha fazla, daha önemli diyebilirim. 7 gollü Serra sakat olacak. E, gol açısından biraz sıkıntı yaşayabilirler. Belki yani çok fazla gol olmaz. Buna zaten beni 2-3 gol iten tercihlerden biri de bu. Ama 2-3 gol bandında en az 2 gol çıkacağını da düşünüyorum bu maçta. O nedenle arkadaşlar bu maça 2-3 gol diyeceğim. Şöyle oranını da göstereyim evet. Sağ üstte görüyorsunuz toplam gol aralığı 2-3 gol 1.70 oran. Gayet güzel bir oran. Yüksek de bir oran. İkinci maçımızı da bu şekilde tamamlamış olalım. Üçüncü maçımız yine Bundesliga 2'den. karşıruhe Darmstadt maçı. Ee, şimdi Karşruhe ligin sondan bir öncesi. 17. sırasında ve hani gayet kötü durumdalar. Bu nedenle biraz işin aslında artık savunma kısmını yapmak zorundalar. Bunu unutmayın bu söylediğimi. Şöyle açalım son maçlarını arkadaşlar. Zaten iyi durumda değiller. Ev sahibi pardon deplasman takımına geçmek istiyorum önce. Neden? Şimdi 13 maçları kaybetmiyor ve çok formda vardı bu e, ara verildiği zaman. Bu ara resmen onların önünü kesti. Yani hiç hoş olmadı. Zaten ben bu aranın biraz al, al, Almanya'da yani bütün liglerde gol açısından biraz sıkıntı çıkaracağını düşünüyorum. O nedenle şunu da söyleyerek son 6 maçının iki takımın oynadığı son 6 maçın 6'sı da 2.5 alt bitmiş. Ben bu maçta da yine 2.5 alt olacağını düşünüyorum. Eksiklerini de söyleyelim iki takımın. Karlsruhe takımında savunmadan Kobalt ve orta sahadan Hatira cezalı. Kendi yazdığımı okuyamadım kusura bakmayın. Deplasman takımında da yine bir savunma oyuncusu Sakat. Ama çok fark edeceğini düşünmüyorum. Ben özellikle ev sahibinin savunmaya çok fazla ağırlık vereceğini, çok fazla risk almayacağını düşünüyorum. 2.5 alt diyeceğim bu maça ki 2.5 altın da oranını beğendim. 1.60 gibi gayet güzel bir oranı var. 25 buçuk alt bu maçın için ideal bir tercihtir. Değerlendirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Üçüncü maçımız da bu şekilde olacak. E, son iki maçımız Bundesliga'dan. Düsseldorf-Paderborn maçıyla başlayalım. Ligin dibindeki iki takım, özellikle Paderborn zaten e, yani kadro olarak da ligin bence en zayıf takımı. Hiçbir maçı çitkinleştirmiyorlar. O açıdan saygı duyulması gereken bir ekip arkadaşlar. Yani. 4 yiyeceklerini biliyor bilseler de 5 de yemiş olsalar 6. yeme riskine alıp o bir, gol, bir golün peşine düşebiliyorlar. O yüzden ben saygı duyuyorum ama e, maalesef muhtemelen ligde kalamayacaklar. Onu söyleyelim. Şimdi ev sahibi de play out sınırında. Onların da yeri çok kritik ama biraz toparlanma emareleri göstermeye başlamışlardı bu aradan önce. Son 3 lig maçından 5 puan alarak ayrıldılar. Ve 5 tane gol attılar. Pardon. Biraz daha toparlandıklarını söyleyebilirim. Bir süredir mağlubiyet almıyorlar en azından. Deplasman takımı ise çok kötü durumda geçti bu şeye. Zaten 25 maçta arkadaşlar. Paderborn 25 maçta 17 kez yenilmiş bir takım. 4 maçtır kaybediyor ve 6 maçtır da kazanamıyor. Son oynadığı 5 maçın 5'inde de ekranda gördüğünüz 5 maçta da ilk golü yiyen ekip oldu. Bu da size belki bir fikir verir. Kullanırsınız bu bilgiyi diye söyledim. E, ee, İki takımın eksiklerine bakalım. Ev sahibindeki en önemli eksik bence Fink'in kadroda olmayışı. Kadroya alınmadı. Nedenini çok bilmiyorum ama bir sebebi vardır elbet. Deplasman takımının da <laughs> hücum bölgesinde çok önemli iki tane eksiği var. Mamba. Beş golle takımın en golcü ismi, ismi Mamba. Sakat. Ve Vasilidis. O da sakat olacak arkadaşlar. İki tane hücum. Biri orta saha, biri forvet. E, yaratıcı orta saha ve forvet diyelim hatta. Daha doğru olacak. Bunların eksikleri Paderborn'u yoracaktır. Ben bu maçta en garanti gördüğüm tercih Fortuna Düsseldorf kaybetmez diyeceğim. 1-0 çifte şans 1 oranıyla. Çok banko gördüğüm, çok garanti gördüğüm bir tercih olduğu için bunu seçtim. 1-22 oranıyla 1-0 çifte şans Fortuna Düsseldorf kaybetmez diyoruz. Dördüncü maçımız da bu olacak. Beşinci maçımız, son maçımız belki de haftanın en güzel maçı. İki takımın da iddiası çok fazla. Leipzig-Freiburg maçından bahsediyorum. Şimdi Leipzig arkadaşlar 3. sırada 7 maçtır kaybetmiyorlar. Ama son 2 maçından beraberlik aldıkları için şu an zirvenin 5 puan, Bayern Münih'in 5 puan gerisine düşmüş durumdalar. E, Freiburg takımı ise görüyorsunuz 8. sırada ama e, 1 puan fark var Avrupa Ligi sınırıyla. O yüzden işi sıkı tutacağını düşünüyorum bu maçta da. Şöyle geçelim. E, Leipzig'in 7 maçtır kaybetmediğini ve son e, 2 maçında ligdeki son 2 maçında beraberlik alarak ligin e, zirvenin gerisine düştüğünü söylemiştik deplasman takımı son 3 deplasman maçında 6 gol yedi. Yani deplasmanlarda da biraz formsuz olduğunu düşünüyoruz Freiburg'un mecburen. Çünkü son 3 deplasman maçında 6 gol yedi ve hiç kazanamadı bu deplasmanlarda. İki takımın aralarında oynadıkları maçlarda şöyle bir enteresan bir şey benim önüme çıktı. Onu sizle paylaşayım. Son 6 maçta iki takım arasında oynanan son 6 altı maçın altısında da geçerli bu durum. Altısında da bu olmuş. Ev sahibi kazanmış. Ve maç 2.5 üst bitmiş arkadaşlar. Şimdi ben zaten Leipzig'in kazanmasını bekliyorum. Bence favori bir maçtır. Yani tabi bu aradan nasıl çıktıklarını bilmiyorum ama bildiğimiz tanıdığımız Leipzig iki takımı yayına koyduğumuz zaman terazide bir adım öne çıkıyor. Bu maçın 2.5 üst olması da çok mantıklı, çok doğal ama ben çok fazla riske girmeden 1.5 üst. Onun da oranı düşmüş. 1.35'de 1.32 olmuş. 1.5 üst ve maç sonucu 1 diyeceğim arkadaşlar. 1.32 oranıyla. Şimdi iki takımın eksiklerini de söyleyeyim. Forsberg sakat olacak Leipzig'te. Upamecano savunmanın önemli ismi cezalı olacak. Bunlar kötü haberler Leipzig adına ama Sabitzer dönüyor. Bu da iyi haber diyebiliriz Leipzig için. deplasman takımında da Kübler sakat olacak arkadaşlar. Dediğim gibi Leipzig Freiburg maçına da maç sonucu 1 ve 1.5 üst diyorum. Böylece 5 maçımızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Başka söyleyeceğim bir şey yok bu maçlarla ilgili. Dediğim gibi bu 5 maçın hepsini bir kuponda oynamanızı önermem. Ben öyle bir şey yapmıyorum. 5 ee, maç bir kupon için çok fazla. Hep söylemişimdir bunu. 4 ee, tanesi zaten tek maç üzerinden oynanabiliyor. Artık isterseniz onları tek ya da başka bir tane koyup ikili kombinleyebilirsiniz. Orası size kalmış. Dediğim gibi benim oynadığım kuponu görmek isteyen arkadaşlar için de Instagram hesabımdan kuponlarımı görebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.